20 yıl önce işlenen Necip Ablemitoğlu suikastı yeni soruşturmasında yeni izlere ulaşıldı. Akademisyen Necip Ablemitoğlu suikastine ilişkin sürdürülen soruşturmada gözaltında bulunan sivil şüphelilerden birinin FETÖ'nün firari yöneticilerinden Mustafa Özcan'ın özel kalem müdürü olduğu, diğer sivil şüphelinin ise eski istihbaratçı Enver Altaylı ile irtibatı nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı. Ablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ablemitoğlu cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturmada eski MAK komutanı Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu ikisi sivil, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adresinde bulunamayan Göktaş hakkında yakalama kararı çıkartılırken, hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışı görevinde bulunan Muvazzaf Albay T'de dün yurda döndüğü sırada İstanbul Havaalanı'nda gözaltına alınarak Ankara TEM Şubesi'ne getirildi. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükselirken firari durumda olduğu tespit edilen Göktaş'ın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün tarafından sürdürülen soruşturmada şüphelilerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılacağı bildirildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre gözaltında bulunan sivillerden MA'nın FETÖ yöneticilerinden Mustafa Özcan'ın özel kalem müdürü olduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki diğer sivil şüpheli OT'nin de dosyanın şüphelerinden ve Ablemitoğlu suikastinde parmağı olduğu iddia edilen eski istihbaratçı Enver Altaylı ile irtibatı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Mustafa Özcan ve Enver Altaylı'nın Ablemitoğlu'nun emniyet içerisindeki Gülen yapılanmasını anlattığı Köstebek isimli kitabının çıkmasını engellemek için cinayetin işlenmesini sağladığı iddiası nedeniyle FETÖ yöneticiliği, siyasi ve askeri casusluk suçundan ceza alan Enver Altaylı'nın da şüpheli olarak ifadesinin önümüzdeki günlerde alınacağını belirtti. Soruşturma dosyasına kazandırılan HTS kayıtları cinayetten kısa bir süre önce Altaylı'yla şüpheli Levent Göktaş'la telefon trafiği tespit edildiği öne sürüldü.